olduğunu söyleyeyim mi? Dimanaf. Aa şey Adana'nın Adana gülü. Adanalı medal. Adanalı medal. Senin adamındır. Tabii Selam gönderelim adam... sadece. <laughs> burada selamlar olsun orada da. Ergin Aslan'da bundan sonra e, mutlaka daha sık birlikte program yapacağımızı izleyicilerimize müjdeleyelim. Altyapı sorunundan bahsettik. Scoutlardan da bahsettik. Tabii bir de işin menajer kısmı var. Evet. Bu da çok ciddi bir sorun aslında. Şöyle e... Ama yani kimse de gelip de zorla <laughs> al demiyor. Almayada bilirsin. Şimdi 99, 2000 yılıydı. Başladım 2020. 20, 20 yıldır aşağı yukarı bu sektörün içerisindeyim. Menajer tanımam. Menajer tanımak kötüdür anlamında söylemiyorum. Çünkü menajer futbola, modern futbola yüzde lazım bir şey. Önemli bir unsur. Önemli bir unsur. Şimdi sen bunu doğru kurgulayıp doğru yaptığın zaman, doğru işlettiğin zaman seni şampiyon yapan menajerler var olmadı. Spor'un başarısı ortada. Evet. Evet. Yani. Ama sırf arada para kazanmak için işte ilk isimler, birinci, iki, garip garip isimler, garip garip çalışmalar, garip garip işbirlikleri problem bunlar. Yoksa hani lisansı olan TFF'den UEFA'dan onaylı menajer iyi bir şey. Hem futbolcu için hem kulüpler için, kulüpler doğru, için doğru doğru kurgular kurgularsan, doğru insimle çalışırsan iyi bir şey. Bizim kızdığımız şey e, sırf böyle sırf aracı koymak için hal hesabı vardır ya Biber çıkar tarladan köylüden alırsın 1 liraya o 10 liraya sofrana girer. Arada işte kabzı malı vardır, nakliyesi vardır, halcisi vardır, o vardır. Böyle olsun istemiyoruz yani. Direkt tarladan al alalım. Ama şu anda üzülenler var senin söylemin karşısında. Ne hangi söylemi? Menajer tanımıyorum dedin. Şangularköy'lü Batı Sut'ta tanımaz mısın? Oo, yani biz ona şey. Şimdi hayır. O menajer bak... gözüyle baktığımızla, adam o biz eski ee, golcümüz o bizim. Dün, dün onu arayacaktım, unuttum. Şimdi hakkını vereceğim onun. O geçen sezon başında Karagümrük'e bir tane futbolcu getirdi. Evet. Erik Sabo. Geçen gördüm. Dün ben de onu söyleyecektim. Erik Sabo milli takıma yükseldi mesela. Evet. Müthiş bir orta sa. Evet. Ben ki sık sık dile getirdim mesela. Lige çıkmasında gerçekten Sabo, Alasen mesela çok iyi futbolcu. O bir başka menajerin galiba Ali'nin olduğunu oyuncuydu. tahmin etmiyorum ama Ali tabii çok eski arkadaşımız evet. olduğu için bakıyorsun. Doğru planlama Karagümrük'te de vardı geçen evet. sene aynı çizgide devam ederlerse Erik Sabo gibi, Alasen gibi futbolcular işte Dari gerçi fazla katkı sağlayamadı ama e, bence çok iyi bir kadro yapılanmasıyla Süleyman Urma ve ekibi evet. geçen sene yola çıktılar ve lige çıktılar diye düşünüyorum. Sonuçta ortada zaten. Bence ben Süleyman Urma'nın şu cümlesini duydum. Ee, tahminlerin ötesine renk katacağız lig diyor. Ben de %100 ona inanıyorum. Hı. Ya olmayacak bir şey de söyleyeyim. Çok istiyorum. Yazdım da o gün. Keşke Vefa Stadı'nda oynasın maçlar. Keşke. Ya ne kadar güzel, çok düşünsene. Güzel. uf. Bayılırız. Yani Fener Beşiktaş, Galatasaray of oraya de, gidiyor. De. Camda bir tanesi pankart sarkıtmış. Ama Oradan bir şey söyleyeceğim. Yanıyor. Zaten e, yarı yarıya olduğu için bence oynanabilir ya biliyor çok musun? Çok güzel bir şey Gündüz oluyor. maçı çok, çok rahat güzel. oynanır. Beşiktaş da oynasın, He. Galatasaray da oynasın. Yani Hı -hı. Duyguyu futbolun içerisinden çıkardığınız zaman işte böyle abuk subuk şeyler çıkıyor. Duygu her zaman futbolun Kesinlikle. en öne, en öne çıkartılması gereken unsuru bence. Bu iş duygu işi. O yüzden biraz hem nostalji olur... Biraz üzerimizdeki ölü toprağını atarız. Hakikaten ya vefalıydı. Yani. Çok güzel bir stadyum. Çok stat. güzel stadyum. Evet. Çocukluğumuz geçti bizim Tabii zaman. tabii. Çok güzel bir stadyum. Hakikaten öyle. Keşke oynansa. Buradan da hakikaten tebrik ediyorum ben Süleyman abi. Süleyman Başkan Süleyman abi yıllardır. <laughs> ee, onun için ben şunu söyleyebilirim. Bu tarz yapılanmalarla yola çıkan takımlar hakikaten lige renk katacaklardır. Mesela dün bakıyorum mutlaka takıma tecrübeli futbolcu da lazım. Bon servisi e elinde olan Zucanoviç'i aldılar. Zucanoviç Roma'da oynamış. İtalya'da en son şipalde formu giymiş. Çok adını e, nereden biliyorsun diyeceksin. Geçtiğimiz günlerde adı yine büyük kulüplerle geçince bu Zucanoviç, o Zucanoviç mi diye baktım da orada kalmıştı. Dün de e, paylaşımlarını gördüm Karagöbrü'nün. Zucanoviç almıştı ama bence mesela nokta transfer. 33 Abi, yaşında bir stoper, tecrübe. Şimdi ediyorum. çok önemli niye? Herkes Ajax modeli derken şunu mu görüyoruz biz Ajax'ta? 18 yaşındaki çocuklar çıkıyor pata pata boy. Babel, ya Tadic... E, hakimiyet yani e, asıl şeyin e, orkestra şefi bu adamlar. Akil adam dediğimiz şeyler lazım Tabii. sahada. Çocuklar da yan unsur olarak özellikle kanat pırpırların genç olursa merkezlere de böyle tecrübeli adam koyduğun zaman çok bambaşka bir şey çıkıyor ortaya. Dünyada örneği yok ki zaten herkes 18-20 yaşında çocuklarla oynasın. E, o yüzden ben tecrübeli adamları her zaman önemserim. Kesinlikle mutlaka olması gerekiyor. Mesela Beşiktaş'ta bir Atiba var. Şimdi Galatasaray'a bakıyorsun Arda Turan var. Başka sayı, sayabiliriz. Şimdi Sosa'yı aldı. Mustere. Fenerbahçe e, Sosa'yı Sosa aldı, aldı mesela. Emre 40'a kadar oynadı. Ama bakıyorsun mesela o takım içerisinde de mesela 32 yaş üstü 3 tane futbolcu olursa ben her zaman kuşkuyla yaklaşırım biliyor musun? <laughs> i̇yi ayarlamak lazım ölçüde. Çok iyi ayarlamak lazım dengeyi. Mesela yani. Fenerbahçe müthiş transferler yaptı. Çok evet. iyi bir kadrosu var. Tamam ama bir de böyle bir sorun var. Mesela tırnak içerisinde söyleyeyim papaz tabir ettiğimiz Doğru. futbolcu sayısı çok Doğru. fazla Fenerbahçe'de. Bu şimdi, sorun olur mu sence? Olur. Niye? Bir avantajı şu. Avrupa'da yok Fenerbahçe. Evet. Ama 40 maç oynanacak. Çok yoğun bir tempo oynanacak. Ee, o yüzden alternatifli bir kadro oluşturmaya çalışıyor Fenerbahçe gördüğüm kadarıyla. Çünkü şimdi Gökhan Gönül 40 maç, Gökhan 25'inde falan oynar ama hakkını vererek oynar. O tarafta Caner Novak orayı idare eder. Ama şimdi problem şu Hakan. Ee, Sosa biraz ununu elemiş eleğine asmış bir oyuncu moduna mı girecek? Yoksa Beşiktaş'ta Trabzon'da yaptığı gibi bir performans mı ortaya koyacak? Bak belki en az sükseli olan transfer Sinan Gümüş Fenerbahçe'de sezonun transferi olabilir. Çok beğendiğim bir oyuncu benim. Sinan Gümüş belki en şey en etkili oyuncu olabilir işlerinde. Bence Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir futbolcu. %100 katılıyorum. Bir de tabii... bon servisi de elindeydi mesela. Orada bir güç çatışması yaşanacak mı bilmiyorum. Şimdi Emre Belezoğlu'nun görevi, Erol Hoca, yönetim. Bak Sosa, Bilic döneminden hatırla. Çok mutsuz bir görüntü çiziyordu. Niye? Mesela maçlardan sonra dejenerasyon idmanını Dembaba ve Gökhan yapmazdı. Herkes yapardı. Sosa da abi Atletico Madrid'den gelmiş. Simone'nin tedrisatından geçmiş bir adam. Bayer Derim, Münih var. Ya bir de şimdi Nizamiye kapısı gibi Atletico Madrid. Orada Or General Simone var. Otur otur kalk kalk. Hep bu örneği veririm. Şimdi adam şimdi diyor ki biz bir takımız. Ben bunu yaparken birileri niye tolerans görüyor? Diye. Mutsuz oluyordu. Şenol Hoca geldiğinde oradaki A'dan Z'ye herkesin eşitliğini gördükten sonra Sosa Beşiktaş'ın şampiyonluğunda çok büyük katkı yaptı. Kesinlikle. Trabzon'da da öyle. Bak Onur Burak sorunları, sorunsalları evet. var Trabzon'da. Onlar ayrıldıktan sonra başka bir sosa görmeye başladık. Bu dengeleri Fenerbahçe'de kim nasıl sağlayacak bu çok önemli. Yani Emre mi olacak, Erol Hoca mı? E, bu eşitliği iyi götürmesi lazım. Bir tek bence soru işareti transfer. Dokuzunun içerisinde yani 8-9 transferin içerisinde e, son yabancıları saymıyorum. Mert Hakan olabilir. Niye böyle söylüyorum? Şimdi Gökhan, Caner, Novak, e, Sinan bunlar performansını bildiğimiz adamlar. Sürekliliği olan adamlar. E, tanıdığımız adamlar. Mert Acaba sezon performansı mı? Çok potansiyelli bir çocuk. Milli takımı bile sürükleyebilecek potansiyeli var. Ee, sezon performansı mı? Yoksa gerçekten istikrarlı bir şekilde devam edecek mi? Bir bu, şer, bu da alınabilecek bir risk. Mert Hakan için o potansiyelle alınabilecek bir risk. Bence e, şu an için en parlak kadro ve ligi en havalı girecek takım Fenerbahçe. Gidenler Emre Bezoğlu sportif direktör oldu. Hasan Ali Kaldırım, e, Medipol Başakşehir'de Mehmet Ekici şu an boşta. Alper Patuk boşta, Simon Falet kulübüne döndü. Erten Ersu boşta. Gelenlere bakar mısın? Bakalım Beşiktaş'ı demin yayınladık. Beşiktaş'ın gidenlerinin içerisinde Beşiktaş bütün faydalandığı futbolcular var. 7 11 var. var. Fayda. Şimdi şurada bir tane faydalandığı oyuncu yarım yamalak Emre Belizoğlu maçların son bölümlerinde. Başka yok. Başka yok. Hasan Ali sakattı zaten. Yani başlasın. öbürlerini sayma. Yani bu bu tarafa bakıyorsun. Ee, Hepsi 11 oynayacak. Evet. Hani şey Michael Frey e, geçer Evet yani en azından şuradaki 7-8 adam direkt 11 oyuncak adam ama sıkıntı Gelecek vadeden kardeşimiz bu ara orada iki evet, tane. Evet. Oğuz Kağan, Güçtekin ve evet. Barış Sungur. Şimdi Valencia'yı da getiriyorlar akşam. Tabi orada Cinyak'ı ben Türk kulüplerinden bir tanesi Tigres'ten alabilirse yıllardır içimde uhdedir benim işte Tigres'te. 25-30 golün altına düşmeyen Düşmüyor bir adam. Gel, gel, Gelme pek benzemiyor. Yok, maaşı da yüksek. Şimdi risk şu Fenerbahçe şampiyon olduğu sezonlarda genelde aldığı gibi götürüyor. Şimdi Bu, bu kadronun potansiyeli Birinci ile kırkıncı hafta arasında alıp götürme potansiyeline sahip. Ama ortası yok. Bu bir risktir. Ortası yok ne demek? Fenerbahçe'nin iki yıldır tahammül eşiği çok aşağı geldi camianın, taraftarın. Bu sene aldığı gibi götürmesi lazım. Potansiyel var. Var. Ama iki, üç, beş, 6. hafta sıkıntı yaşanırsa bu total bir sıkıntı olur. Yani bu herkesi akşam, herkesi sarsar. Bu akşam bir de kulağa çekimi de var aslında. E bir de tabii yayıncı kuruluş onu böyle tam 9'a koydu böyle maç havası. Tabii. Herkes oturacak. E Keyifli şeyler bunlar ya. Bu dönemlerde TSE'de kupaları, sezon tabii. açılışları. Ama maalesef Covid hani hakikaten tabii, çok tabii. belimizi büktü. Ve maalesef tamam test sayıları artıyor ama vaka sayıları da ciddi bir artıyor, artış var. Artıyor. Ya hiç, hiç dikkat etmiyoruz her gün ya. Maalesef. Yani, ya şimdi bir %30 çalışması var Ekim ayı için ama ya umarım uygulanabilir. Pek mümkün görünmüyor bu rakamlarla. Ben de pek mümkün görmüyorum açıkçası. Evet, evet. çok zor gözüküyor. Zor. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'ın gelen giden tablosunda rica edelim sizden. Şöyle söyleyeyim, ben her programda yaklaşık bir aydır söylüyorum. Yani en beğendiğim futbolcu.